gördük ve ondan çok şey öğrendik. Şimdi ne diyeceğim bilmiyorum. Ben yani insan takılıyor. Çünkü gurur duyuyorum benim oğlumla. O bizim her şeyimizdi. Gerçekten her şeyimizdi. Ve o iki dedesinin ismini taşıyordu. İki dedesini andırıyordu. İşte erken kopardılar onu bizden. İnşallah onlar da cezalarını bulur. Biz buraya geldik sizin için. Burada emeği geçenler için. Teşekkür ediyorum burada emeği geçen herkese. Ali İsmail Korkmaz gerçekten. Ali İsmail Korkmaz gerçekten çocukları çok severdi. Çocuklar için olan bu park onu yaptığı yerde rahatlatmıştır. Kemikleri sızlamıyordur şimdi. Rahattır, çok sevinir Ali İsmail böyle şeyler için. Ali çocuklara her şeyini çocuklara adamıştır. Çocuklar için, çocuklar onun her şeyiydi. Tam isabetli bir şey olmuş. Sağ olsunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muharrem Ayoltaş, Mehmet Ayoltaş'ın abisi ve Fadime Ayoltaş'ın oğluyum. Bugün buraya gelmeden önce Bahariye Caddesi'nin orada Ali İsmail, Mehmet Ayoltaş Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Burada ise Ali İsmail Korkmaz Parkı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ali İsmail, Eskişehir İngilizce öğretmenliği okuyan hepimizin kardeşi, hepimizin evladıydı. Hepimiz Ali İsmail'in kardeşi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Onun ismini, kardeşlerimizin isimlerini ölümsüz kılan, onların için emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz. Ali İsmail öyle güzel bir çocuktu ki, o bir yılanı bile öldürdüğü için anne babasına kızmıştı. Bir sineği bile acımıştı. Keza Mehmet abisi ve ablası Halvem'le kardeşim okusun diye okumayı bırakıp çalışmaya geçmişti. Gezi direnişinde yitirdiğimiz genç kardeşlerimiz hepsi hakikaten çok güzel çocuklar ve çok iyi insanlardı. Şimdi onların arkasından onların mücadelesini sürdürmek bize miras kaldı ve onların adlarını yaşatmak. Onların kaybettiğimiz zaman üzerinden neredeyse bir sene geçti ama hala katiller dışarıda ve görevlerine devam ediyorlar. Bizim için en önemli görevlerden birisi bu adamları içeri tıkmak ve onların artık rahatça yattıkları yerde rahatça yatmalarını sağlamaktı. Daha fazla şey söylemeyeceğim. Ama son kez teşekkür ettikten sonra kardeşim ve gizli şehitler için yazdığım birer tane şiir okuyayım. Mehmet için yazdığım şiir. Sen hep böyle telsizlerime adımlarsın. Yüreğimin bilmediğim bir yerinde durmadan kanarsın.
Sanma ki seni unutur bu gözler, bu eller. Zaman hep sensiz geçiyor ya. Sorsana nereye geçiyor, nereye gidiyor. Bu mekanlarda yoksun, o mekanlarda. Evim bile hapis oldu bana. Dört duvar, soğuk işkence, uykular, haram. Kavuşmak gelir gene bir gün, beni de sararlar. Demek ki kadermiş ayrılık, bu saatte bile. Ah, kana battı zaten gülüyor.